Şanlıurfa Halilya Atatürk Mahalle Muhtarı Mahmut Karadaş. 2014'ten 2019'a kadar bir dönemdir muhtarlık yapıyorum Atatürk Mahallesi'nde. İstimlak olacak evleri yıktırdık. İki tane ev vardı. Bu Topçu Meydan Camisi'nin arkasında bir evimiz vardı. Yani madde bağımları falan geçiyordu. O evi yıktırdık. Bir de 19. sokakta bir evimiz vardı. Kapı penceresi yok. Madde bağımları meskeni haline gelmişti. Orayı yıktırdık. Halen de mahallemizde sıkıntılı olan yerlerimiz var. İnşallah onları da istimlak edeceğiz. Bu mahallemizde aile parkımız yoktu. Aile parkı olarak işte Halilye Belediye'mizin katkılarıyla, yani görüşmelerimizle, sağ olsun Fevzi Başkanımız da burada 6 tane evimiz var, istimlak ediyoruz. İnşallah o da yani bir iki aya hepsi yetişir. Bir aile parkımız olacak inşallah. Zamanla tekrardan tabii ki bazı yollarımız açılacak inşallah. Bekliyoruz. Vatandaşların zaten bize desteğiyle tekrardan muhtar olduk. Yani yine de vatandaşın desteği var bize. Muhtarlık zaten Hazreti Ömer'in adaleti gibidir. Şimdi tabii ki mahallenin sıkıntılarını, fakirini, fukarasını takip etmek gerekir. Biz girdik, bir görürüz şey, bir girdik bu defa, işte kısmetse tekrardan inşallah olur. Yol sorunları var. Yani şimdi diyelim bazı yerlerde arabalar geçmiyor. Ya istimlak olması gereken evlerimiz var. Ondan sonra aile parkımız işte gerçi bir tane yapıyor. Bir aşağıda da inşallah yapılacak. Orada da bir evimiz var. Yıkılması gerekiyor. İşte anlaşamıyorlar işte. Ama onlar da anlaşabilseler, belediye satışını verseler istimlak olur. Bir aile parkımız, iki tane aile parkımız olur. İnşallah anlaşırlar. Mahallede Topçu Meydanı zaten oralarda bir bazen madde bağımları görüyoruz. Sağ olsun emniyetimiz mücadele veriyor. Aydınlatma sorunlarımız bitti ama aydınlatma sorunlarımızda yer altına çekilecek yerler var. Bunların dilekçelerini verdik. Yani şimdi imar programı yüzünden yer altına çekilmesi biraz zor oluyor. İmar evler yıkılırsa, düzgün imara geri çekilirse yer altına çekecekler. Gençlik merkezimiz yok. Gençlerin bir oyun alanı yok. Yani şimdi gençlerimiz için bir güzel bir alan olması lazım. İstimlak yani çalışma alanı. Bizde millet hanı var burada. Millet hanı karaya yara olmuş yani. 30 yıldır, 40 yıldır. Yani bizim evimiz burada görüyoruz yani. Şimdi Urfa'nın en büyük hanı, millet hanı. Millet hanının bir an önce tadilatının yapılması lazım. Turizm açılması lazım. Zaten 2019 Göbekli Tepe seçildi. Bizim de bu şekilde millet hanımız turizme açılması lazım. Bekliyoruz sayın valimizden, sayın devletimizden. Bekliyoruz ki bir an önce millet hanına el atılsın. Bundan 3-4 yıl önce yani güzel bir çalışma vardı millet hanında. Yani bir ay boyunca çalıştılar. %, tahmin edeyim, meclisi bitti. %50'si kalmış. Yani onun da bir çalışma olursa millet hanı turizme açılır. Gençlerimize yani çalışma alanı çıkar. İnşallah biz bunun derdindeyiz, bunun sıkıntısındayız. Millet hanının yapılması, aile parkı işte düşünüyoruz. Bazen istimlak olacak yollarımızın yapılması. Bizim taziye evimizle ilgili bir sıkıntımız var. Bu müzenin arkasında Celalettin Güveç Başkanımın desteğiyle bir taziye evimiz ve muhtarlık evimiz yapılacaktı. Malum şahıslar tarafından sit alanı dediler, durdurdular. İnşallah Zeynep Başkanımızın veya bir başkanlarımızın desteğiyle tekrardan girişimde bulunacağız. Yani taziye evimizi, muhtarlık evimizi yaptıracağız inşallah. Yani ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizim yaptığımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Yani şimdi çalışma
çalışmalarımızı az çok biliyorlar. Yani şimdi vicdanen, yani şimdi rahatlarsa istediğine verebilirler. Yani benim çalışmamı az çok gördüler. İnşallah bize yine destek verirler. Yani ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz yani çalışmalarımız halen devam ediyor. Yani şimdi biz kendi gençlerimize bir an önce biz diyor ki biz iş imkanı açalım. Bir yani bazen boş gezen gençlerimizi bir yani fırsat bulabilsek, bir yer bulabilsek işe koyalım. Yani işçi bulma kurumları olabilir, valilikte olabilir, belediyede olabilir. Biz bunun uğraşındayız. Yani gençlerimiz elden gitmesin. Gençlerimize bir iş imkanı açalım.